Ali Tekdağ, 7 çocuk babası, 41 yaşındaydı. O Ahmet'in pastacı Ali'sidir. Kardeşi Mehmet Tekdağ'la birlikte Diyarbakır'da Durak Pastanesi'ni işletmekteydi. Çok okula gitmişler ama okumaktan hiç geri durmamıştı. O sokakta yürürken bile kitap okurken görülebilirdi. Genç yaşlarından itibaren Kürt siyasetinin içinde yer almıştı. İnsan hakları ihlal edilmesin. 1982'de Demokrasi Partisi üyesiydi. Bağlar semtindeki Durak Pastanesi de DEP ilçe merkezinin hemen karşısındaydı. Örgüt üyesi olma iddiasıyla gözaltına alındı. Sıkı Yönetim Komutanlığı'na bağlı Diyarbakır Beşnoğlu hapishanede uzun süre tutuklu kaldı. Tutuklu kaldığı süre boyunca işkenceci Esat Oktay Yıldıran'ın en ağır işkencelerine maruz kaldı. İşkencelerde ağzından çıkan tek cümle "Ben pastacı Ali'yim"di. 1985 yılında tahliye edildi. Ancak sürekli ev basılmakta, tehdit ve takip edilmekteydi. Ailesiyle birlikte İzmir'e taşınmak zorunda kaldı. Ancak belli bir süre sonra tekrar Diyarbakır'a işinin başına döndü. Siyasi kimliğinden ve Kürt siyasetindeki aktif mücadelesinden hiç vazgeçmemişti. Kardeşi Mehmet ve ailesiyle birlikte maruz kaldığı baskılar ve tehditler devam ediyordu. Kardeşi Mehmet Tekdağ 12 Şubat 1993 günü dört yolda pastaneye giderken gündüz vakti bir Hizbullahçı tarafından silahla vuruldu. Saldırgan o sırada orada operasyon yapmakta olan polislerin gözü önünden kaçtı. Ali Tekdağ'ın ağır yaralı kardeşine Diyarbakır Hastanesi'nde gerekli müdahale yapılmadı. Uçakla Ankara'ya sevki engellendi ve 13 Şubat günü Mehmet Tekdağ hayatını kaybetti. Ali Tekdağ'ın kardeşi Mehmet Tekdağ katledildiğinde 31 yaşındaydı ve 4 çocuk babasıydı. Diyarbakır'ın HEP Disiplin Kurulu Başkanıydı. Mehmet Tekdağ'ın katledilmesiyle ilgili hiçbir hukuki ilerleme olmaz ve bugüne kadar da faili meçhul olarak bırakıldı. Kardeşinin katledilmesine ve ağır baskı ve tehditlere rağmen Ali Tekdağ, Kürt siyasi hareketi içinde mücadelesini sürdürdü. 19 defa gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Tarih 13 Kasım 1994. Ali Tekdağ, eşi Hatice ile birlikte alışverişten döndü. Dağkapı semtinde, Şekerbank önünde bulunan durakta minibüse bindiler. Eli telsizli, uzun namlulu silahlı kişiler Ali'nin üzerine saldırdı. Ali onlardan kurtulmaya çalışırken silahlı adamlardan biri Ali'ye ateş etti. Yere yatan Ali Tekdağ, eşinin gözleri önünde bir binaya soktular. Ardından bir beyaz minibüs geldi ve silahlı JITEM elemanları Ali Tekdağ araca bindirerek uzaklaştılar. Ali Tekdağ'ın kaybedilme olayına ilişkin eşi Hatice Tekdağ'ın anlatımlarına göre 13 Kasım 1994 günü evde Ali ile beraber çıktık ve Dağkapı Şekerbank'a kadar dolmuşla gittik. Sonra Ali 5 dakikalık bir işim var, döneceğim, sen bekle dedi. Yaklaşık 15 dakika sonra geldi fakat yanımda durmayarak geçti. Ali diye seslendim, bana eliyle git diye işaret etti. Sivil silahlı 3-4 kişi arkasından gidiyordu. Eşim köşeyi dönmek üzereyken koşmaya başladı. Arkasında silahlı kişiler ateş etmeye başladı. Eşim kendisini yere attı. Aynı kişiler eşimin ceketini çıkarıp kafasına sardılar. Ortada bulunan bir binanın içine soktular. 10 dakika sonra beyaz bir minibüs geldi. Minibüse bindirilip Çevik Kuvvet yönünde hareket ettiler.
Hatice Tekdağ eşinin gözaltına alınması sonrası Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığına ve karakollara başvurur ancak her yerden öyle bir kişi gözaltında değil cevabını alır. Ertesi gün DGM savcılığına dilekçeyle başvurdum. Bu olay yenidir, sonra gel dediler. Ben bir hafta beklemeden 3 gün sonra tekrar gittim. Ondan sonra her gün gittim. Yaklaşık 2 ay sonra kapıdaki polis her gün gelmeme kızarak bir gün beni savcılığa çıkardı. Savcı bana şahit göster dedi. Ben de şahit benim dedi. Aradan 45 gün geçmiştir. Çevik Kuvvet'e gözaltında tutulan Seyfettin Demir adındaki biri tutuklanıp Diyarbakır E-Tipi cezaevine gönderilmiştir. Oradan aileye haber gönderir ve gözaltındayken Ali Tekdağ gördüğünü söyler. Ali, Seyfettin Demir'e aileme söyle beni katledecekler demiştir. Bunun üzerine tekrar savcıya gittik. Bu girişimden sonra ev adresimi aldılar ve bir daha buraya gelme dediler. O zamandan bu yana eşimle ilgili herhangi bir bilgi alamadım. Tüm bu bilgilere rağmen Ali Tekdağ'ın gözaltına alındığı reddedilir ve gözaltında kaybedilmesiyle ilgili etkin bir soruşturma yürütülmez. Bir yıl sonra 20.01.1996 tarihinde Evrensel Gazetesi'nde bir JITEM subayının itirafları yayınlanır. JITEM itirafçısı Ali Tekdağ'ın gözaltında kaybedilmesini ayrıntılarıyla anlatmaktadır. JITEM subayı itiraflarında Ali Tekdağ önce Diyarbakır Terörle Mücadele Merkezi'nde, sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polis Koleji'nde sorgulandı. Diyarbakır Pirinçlik Jandarma Karakolu'nda son kez sorgulandıktan sonra Alman zırhlı personel taşıyıcıyla Silvan'a getirildi. Ben o zaman operasyon timindeydim. Ali Tekdağ, itirafçıların bilgisi dahilinde gözaltına alınmış 90 günün sonunda hiç bilgi vermemişti diyordu. JITEM subayı gözaltına alındığının ve işkencenin 120. gününde askeri doktorların Ali Tekdağ'ın vücudunun daha fazla işkenceye dayanamayacağını rapor etmesi üzerine operasyon timindeki komiser yardımcısı Timuçin ve Boğa lakaplı komutan tarafından silahla taranarak katledildiğini ve cansız bedeninin benzin dökülerek yakılarak Silvan Diyarbakır karakolunda bir dere yatağına gömüldüğünü itiraf ediyordu. JITEM itirafçısı bu olay sonrası Boğa lakaplı komutanın ödüllendirilerek Mardin Zırhlı Tugayı'na atandığını vurguluyor ve Tekdağ'ın katledilmesinin OHAL valisi, Diyarbakır Emniyet Müdürü ve Asayiş Kolordu komutanının bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söylüyordu. Bu açıklamalardan sonra Tekdağ ailesi cesedi almak için tekrar gerekli tüm mercilere başvuruyordu. Ancak tüm resmi merciler Ali Tekdağ'ın kendileri tarafından gözaltına alınmadığı konusundaki ısrarlarına devam ettiler. Ali Tekdağ'dan o tarihten sonra bir daha haber alınamaz. Ailesinin Ali Tekdağ'ın akıbetinin ortaya çıkması için yaptığı tüm başvurular sonuçsuz kalır. Ali Tekdağ gözaltında kaybedildiğinde Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Tansu Çiller Başbakan, Nahit Menteşe İçişleri Bakanı, İsmail Hakkı Karadayı Genelkurmay Başkanı, Aydın İlter Jandarma Genel Komutanı, Sönmez Köksal MİT Başkanı, Mehmet Ağar Emniyet Genel Müdürü, Ünal Erkan OHAL Valisi'ydi. İç hukuk yolları tükenince dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum etti. Peşembevan İrwe Mehmet Tekdağ'ı Malahu Derket Ali Tekdağ'ın gözaltında kaybedilmesinin üzerindense 29 sene geçti. Tüm itiraflara, tanıklara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen hukuki hiçbir gelişme gerçekleşmedi. Bugün ailesi ve insan hakları savunucuları adalet talep etmeye ve mücadelelerini sürdürmeye devam ediyor. Bir kez daha burada gerçeklerin ortaya çıkarılması ve sorunların tespit edilip yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmasını istiyoruz. Ali Tekdağ için adalet istiyoruz. Türkiye'de yaşanan devasa hak ihlallerine rağmen mağdurların ortak hissiyatı, faillerin cezadan muaf kaldığı,
suçluyu koruyan kurumsal ve toplumsal aldırmazlığın yaraları derinleştirdiği, geçmişle yüzleşme, geçmişi anlama, telafi etme ve yargılama pratiklerinin hiçbir dönemde önemsenmediği yönündedir. Dönem dönem buna dair umutlara sebep olacak gelişmeler ve açılmalar yaşansa da Türkiye'de ne yazık ki ne kapsamlı bir geçmişle yüzleşme arzusundan ne de yüzleşmeyi mümkün kılacak siyasi bir iradeden söz edilebilir.